göstermedik. Evet, dün size göstermedim. Teyzemin bize yolladığı kirazlar vardı. Kirazlarımız birazcık böyle yolculuk yaptığı için, içinde bilirsiniz bekleyenler, yumuşamıştı. Biz de sertleri yiyince yumuşakları beğenmedik. Güzeldiler ama atmaya da kıyamadık. Ben 15 tane böyle küçük kesme şeker koydum. Annemin önerisiyle buraya kattım. Dün biraz kaynattım. Bugün tekrar kaynatacağım. Buradan cam kavanoza alacağım. Dolaba koyup süzdükten sonra içeceğiz. Bir yudum bir yudumdur, niye boşa gitsin dedik. Böyle de bir tamet meyve suyu ve hatta salça konserve kavanozu var. Sürahi niyetine ben bunu içine koyacağım. Evet, kaynıyor. Dün de kaynamıştı, sabah da kaynadı. O yüzden çabuk kaynadı, şimdi de kaynıyor. Neden acele ediyorum? Çünkü cezvede kahve yapacağım. Ama direkt bunu cam kavanoza dökemem, neden? Çatlayabilir. Evet, bu ihtimale karşı önce biraz bunu da soğuklatayım, sonra kahve içelim. Borcam alışık yani. Borcam sıcağı fırına girmesine alışkan bir kap olduğu halde. Önce biraz sıvısından döktüm, durdum. Şimdi tanelerini aktarıyorum. Evet. 2 bardaktan biraz fazla çıkacak. Çünkü şekerli. Biraz şeker oranını açmak gerekecek. Anne, uykum varmış gibi hala. Dün aydınlansın diye mutfak açmıştım. Ocağın yanında durmasın tabii. Tahtanın birini şuraya koydum. Nedense oraya kullanacağım. Oraya hiç koydum. He, oraya kullanacağız zaten. Yatağın altı takır. Takır ediyor. Kakarken çok şakır diyor. Mikkel kahvem burada. Ağır ağır yanaşıyordu limana. Ümit. Evet arkadaşlar, portakallarım için bir limon sıkacağı buldum. Çok güzel, kaliteli ama altının kasesini bulamamıştım. Şimdi bunu böyle yaptım. Kapımı içeceğim. Evet, her tarafı kapattık. Kahvemizi de içtik. Saat 2'yi geçti. Böyle sildim ben ortalığı bugün arkadaşlar. Buradaki divanlar dışarı çıktı. Perdemizi kapattık. Mutfağımızı tertipledik. Dolapları sildiğim için bu ufak tefek bulaşığı yıkayacak vaktim olmadı. Ancak bir kahve keyfi yapıp perdelerimizi kapattık. Buradan da böyle divanlarımız dışarıda. Evi bir güzel sildim, temizledim. Dolaplarımı düzenledim. Her taraf güzel oldu, mis. Yatakların şeklini değiştirmek kaldı. 2 yatağı ayıracağım birbirinden. Ve eşyalarımı bu valizde böyle tutacağım. Şimdilik yani. Evet arkadaşlar, oturdum. Şimdi içeride ısındı biraz. Ece yolda bizi almaya geliyor. Dayımın küçük kızı. Ben dün yazmıştım ya da bugün sabah erkenden yazmıştım. Annem tabi teyzemlere gitti. Yaylaya, Tarsus'un yaylasına. Fazletciğim önce onu aldı. Tarsus'a götürdü. Mezarlığa uğrayacaklar. Mezarlık ziyaretinden sonra da Tarsus'a. Tarsus'un mezarlığından yaylaya gidecekler. Teyzem, eniştem, Bilge, Akın oradalar. Annem bir gece orada kalacak. Çünkü bir gün git gel çok yorulur diye ertesi gün dönecekleri iyi oldu. Ertesi gün dönmeyecek olsalar annem zaten gitmiyordu arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yatacak. Ayakları şişiyor. Gitme, yolculuk yapmadı, şişiyor. Yani sarkmasın ayakları. Önemli olan o. Neyse, annem gitti. Ben de dedim dayımı ziyarete gideyim. Dayımın kızına yazdım. Ece bana dayımın yaylada olduğunu söyledi. Benim tahminim de öyleydi. Gitmek istediğimi söyledi. Ben götüreyim, bugün gideceğim dedi.
Tamam dedim. Dönüş için randevu ya da yer ayırtmak gerekiyor bazı yaylalardan burada öyle. Bir de bir saat mi kalırım, 2 saat mi, 2.30'da git, 3.30'da, 4'te orada, 6'da en son, 7'de en son araç ne zaman diye sorguladığımda. Abla ben geri döneceğim, bu gece orada kalmayacağım, seni yine getiririm dedi. Tamam dedim. Ben şimdi evi hazırladım gördüğünüz gibi. Ece bizi alıp yaylaya götürecek ve geri geleceğiz. Yarın da pazar, tatil, normal tatil. Bugün bayram bittiği için. Benim bir çamaşır makinesi tamircisine acil ihtiyacım var ama bakalım onda ne yapacağız. Açık değil arkadaşlar. Zorladık zorladık yok. Gittik gezdik, kapılarını kırdık neredeyse. Herkes tatilde, açan yok, kapalı hepsi. O yüzden bayramı böyle geçiriyoruz. Biriken çamaşırlarımızı da kuzenim de yıkayacağım. Bir tanesi burada yakın. Büyük bir ihtimalle orada yıkayacağım bir posta. Yarın da ikinci postayı yıkayacağım. Yayladan geldikten sonra çok geç olmazsa, bugün geç olursa da yarın yapacağım bu işleri artık, yapılması gerektiği için. Şimdi gidip ümitli bir kahve içtik. Bulaşıkları da gördünüz. Yıkayacak vakit yok. Şimdi düt diyecek ve gelecek. Evet, Mersin'in yaylasına, Kepirli yaylasına geldik. Dayımın yanına. Çıksa mıydık direkt yukarı? Niye çıkmadık ki? Bir zamanlar burada kümes vardı Ümit. Burada kümesleri hayvanlara ot vereceğinde falan filan. Bak şey ekmişler. Kabak ya da salatalık ekmişler ya da kavun karpuz mu onlar? Ay dayımın bahçesi de çok güzel. Bunlar da çilek. Temiz. Şu yanındaki de cevizi, bu da biberiye. Lazmarin. Aha bak. Tamam, cevizleri var. Maşallah her şey var dayımın. Ama şöyle bir bakayım çileklerine. Çilek üstünde var mı? Yok. Yok. Dayımın diyormuşum, yengem bakıyormuş, yengem bana kızacak bunları ben bakıyorum diye. Diyorum ki dayımın bahçesi de çok güzelmiş, şimdi yengem duyacak, kızacak buna, onlara ben bakıyorum diye diyorum, bilmediğim için. 2019. Kamu sen şey almadık, bunu da hediye verdi ama ömrü azaldı, dumandan dayım görünmüyor. Ağaç da var, görünmüyor. Evet, ellerine sağlık diyelim dayımın. Şimdi uzaktan çekeyim, çok yakın plan çekmeyeyim. Ama sen çek. Çekerim, biz sen de çekerim. Afiyet olsun Ümit. Eline sağlık yenge. Kesinize bereket. Hoş geldiniz. Müzik var mı dışarıdan, sesini aç. Şey, camı aç. Evet. Evet. Kötü şeyi var, düğünü var. Bu hastasınız. Öyle olma canım. Sesin şey gelsin polise. Ya, ha, işimiz zaten... yok. Polis mi çağırdı Ümit? Evet. Bir de kaza olur, bayram ağzı, bu hastasın senden ya. Cayırdattılar galiba, bak kutusunu görüyor musun? Galiba o arabayı gördüm çünkü. Gelin daha mı sarılırsa? Okudu abla. Okudu abla. Evet arkadaşlar, aldığım sebzeleri böyle dizdim. Sebebi, ben ekonomik Ekomar'dan yine alışveriş yaptım. Bu gördüğünüz dolmalık biberler. Bu küçükleri dolmalık diye aldım. Dolmalık biberlerim, dolma yaptığımda kullanacağım. Bunları yemeklik yemeklere. Bu acı, bu da yemeklik, bu da salatalık, bu da acı. Bunların hepsini bir tane de içinde sarımsak, ki geçen gün sarımsağı 10 liraya almıştı eşim. Hepsine ben 13 lira verdim. Burada salatalık domatesim var. Bu ne, burası 1 kilodan fazla, 2 kiloya yakındı. Buraya 12 lira verdim. 1 kilo kabak, 1 kilo patlıcan, dolmalı küçük, biz çok severiz. Patlıcana da, onu da öbürlerinin içinde almıştım ya. Bunlara da kilosunu 6 liradan saydı. 6 lira buraya, 6 lira buraya verdim. Bu arada bunları Ekomar'dan alışveriş olarak yaptım. Şoka da uğramıştık. Şoktan bu akşam için cips ve taco cips aldık. Bir de tabii mutfağımızın kör karanlık lambasını değiştirmek üzere böyle led ampul aldık.
Bu kabağı da dolma yapacağım. Güzel olacaktır. Ya da yarın kahvaltıda yumurtayla da yapabilirim. Bu üçü çok alışverişli. 51 lira tuttu arkadaşlar. Chips Master incecik dediği 16. Sakura LED ampul 22.50. Amiga Ultra Taco bu yani 12.50. Ve Ekomar alışveriş merkezinden aldıklarım da işte 12 lira, 13 lira ve 11 lira olmak üzere 38 lira tuttu. Bu sebzelerin şöyle göstereyim size. Bu sebzeler böyle 33 lira tuttu. Bugünkü alışveriş güzeldi. Geçen gün zaten bize 15 lira sayarak haksızlık etti. Bugün o marketi tekrar sevmeye başladım yani. Evet, bu da üçüncü alışverişimiz. Evet arkadaşlar, problemli bir tenceremiz var. Bu tenceremizi kim ne zaman nasıl yaktı inanın hatırlayan yok. Ama YouTube'da gördüğüm onca şeyden sonra bunun da temizleneceğine inancım büyüdü. Şimdi orada ışık yok diye salonun ortasında getirdim. Size de gösterdim. Bittiği zaman da altı temiz de kenarları. Bittiği zaman da tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Asterok sarı güç sıktım, ıslattım. Biraz da cif döktüm arkadaşlar. Şimdi poşetle ovacağım. Evet arkadaşlar, buzdolabından çıkardım. Kaynatmış olduğum kirazlarım soğudu. Böyle size gösterdim. Suyum var. Soğuk suyum. Şişe yarım. Ve şimdi yarım şişeye böyle bu şekilde dolduracağım. Meyve suyu hazır olunca göstereyim. Yaptık. Tadına da annem bakacak. Az şekerli olsun dedi. 15 taneyi çok buldu. 10 tane yeter dedi. Dur bakalım. Hiç süzmedik. Yani süzmedim. Gördüğünüz gibi taneleri burada. Şimdi ben deniyorum. Annem istemedi. 10 tane kesinlikle az gelirmiş. Soğuk. Şeker tadı geliyor. Kiraz lezzeti az ama arkadan bir reyha geliyor. Biz bol şekerli portakal sularımıza alışık olduğumuz için bu da hafif geldi.